Amritsar'dayız. Amritsar, Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Punjab bölgesinde yer alıyor. Amritsar'ın en önemli özelliği de arkamdaki altın tapınak. Altın tapınak Sikizm'in merkezi. Sikizm nedir diyecek olursanız da, Sikizm Hinduizmin kast sistemine karşı kurulan bir inanç sistemi. Punjab bölgesinin %58'ini Sikhler oluşturuyor. Sikhleri de dışarıdan çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Çünkü erkekler saçlarını kesmiyorlar. Erkeklerin saçlarını kesmesi yasak ve onları türbanla kapatıyorlar. Şimdi birazdan biz de altın tapınağa doğru gideceğiz. Altın tapınağa girmeden önce de hem kadınlar hem erkekler başlarını kapatmak zorunda. Sihizmin Kâbesi olan altın tapınak, dil, din, ırk gözetmeksizin herkese açıktır. Günde ortalama 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen altın tapınağa istediğiniz saatte gelebilirsiniz. Tapınağa girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarıp ücretsiz olan emanete bırakıyorsunuz ve girişteki sudan geçerek tapınağa adım atıyorsunuz. Önceden belirttiğim gibi tapınağa girmek için kadın erkek herkesin başını örtmesi gerekiyor. Yanınıza bunun için bir şey getirmediyseniz ya, girişteki rengarenk örtüleri kullanabilirsiniz. Why? Take that one. Yeah. Yeah, did you like it? Yeah, help me. It's okay. Yeah, help me. Yeah, help me. Like this. Yeah. İşte gölün ortasında altın varaklarla süslenmiş altın tapınak. Gün boyunca dualar okunan altın tapınak, etrafındaki binalar ile büyük bir kompleks aslında. Binaların içinde kutsal sayılan kişilerin türbeleri, kütüphaneler, günde 70 bin kişinin doyurulduğu yemekhane ile yabancılara ücretsiz veya çok ucuza sağlanan konaklama alanları yer alıyor. Altın tapınakta çalışmak gönüllülük esasına dayanıyor. Sanskritçe öğrenci anlamına gelen Sih kelimesinden türeyen Sihizm, 16. yüzyılda Guru Nanak tarafından kurulmuştur. Guru Nanak, içinde yaşadığı Hint felsefesine inanmamış, kas sistemine karşı gelmiş, Hindu ayinlerine katılmayı reddetmiş ve verdiği vaazlarda insanların eşit olduğunu söylemiştir. Sihizm'de hem İslam hem de Hinduizm etkileri görülmektedir. Sihizm, İslam'daki gibi tek tanrılıdır. Sihler Tanrı'ya herhangi bir cinsiyet atfetmezler ve Tanrı'nın insan formu alabileceğine de inanmazlar. Ayrıca tüm insanlar da din, ırk veya cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit görülürler. Ancak diğer yandan Hinduizm'deki gibi Sihizm'in de temel teması ruh göçüdür, yani reenkarnasyon. Ruh sürekli olarak ölür ve yeniden doğar. Ruhun yaşadığı her ömür, önceki ömründe kat ettiği yolun devamıdır. Bu göç, ruh egonun etkilerinden tamamen kurtulup özgürleşene kadar devam eder. Bununla birlikte Sihler, ruhun tek kurtuluşunun Sihizm'den geçtiğinde iddia etmezler. Onlara göre başka dinlere inanan insanların da ruhu pekala aydınlığa kavuşabilir. Her Sih'in günlük yaşamda yanında 5 önemli objeyi taşıması gerekir. Her birinin isimleri Pencabi dilinde K harfiyle başlayan bu objeler 5K olarak bilinir ve hepsini simgelediği bir anlam vardır. Keş, yani saçın uzatılması. Kadın erkek fark etmeksizin saçın uzatılması, Tanrı'nın yaratmasındaki mükemmelliği hatırlanmasını sağlar. Erkekler uzun saçlarını renkli eşarplarla sararlar. Böylece Sihler'i dışarıdan çok kolay tanıyabilirsiniz. Kanga, yani tarak. Günde iki defa saçlarını taradıkları bu tarak, düzen, intizam ve temizliği ifade eder. Kara, çelik bilezik. Sol bileklerine taktıkları bu bilezik, Tanrı ile sözleşmeyi, ahdi canlı tutmayı hatırlatır. Kaça, yani iç çamaşırı olarak giyilen kısa şort, iffet ve aile yaşantısına verilen önemi ifade eder. Kirpan, yani hançer. Günümüz yaşamında tehlikeli olabileceği sebebiyle bu konuda sorun yaşansa da asıl amaç Sihlerin ne kendisine ne de başkasına yapılan zulme asla sessiz kalmama, yardımlarına koşma görevini hatırlatmaktır. Seremonisini izlemek için tekrardan tapınağa gidiyoruz.
Günde ay çok pardon. Günde iki defa bu seremoni yapılıyormuş. Bir tanesi gün doğumundan önce. 4 ya da 4:30 civarı falan işte sabah. O saatlerde olacağı için hani o saatler hani bize uygun olmayacağı için. Biz de akşam yapılan seremoniye gidiyoruz şu anda. O da şu anda saat 9. 9'a geliyor. 9-9.30 arası oluyormuş. Yarım saatlik falan. Bakalım neler göreceğiz. I don't know why. Kurucu Guru Nanak başta olmak üzere Sihizm'e katkıları olan 10 guru yani öğretici vardır. Her bir guru ölmeden önce bir sonraki guruya görevini teslim eder. Aslında bu 10 guru tek bir ruhun farklı bedenlerde yeniden tezahürü olarak kabul edilir. Sihizm'in kutsal kitabı Guru Granth Sahib'tir. Kitapta guruların öğretilerinin yanında farklı inançlardan öğretiler ve metinler de barındırır. Örneğin bazı Sufi, İslam şeyhleri ve Hindu şairlerinin öğretileri gibi. Ayrıca bu kitap Sihlerin 11. ve son gurusu olarak kabul edilir. 10. guru Gobind Singh ölürken son guru olarak kutsal kitaplarını işaret etmiştir. Böylece bu son guru insanın doğal yapısında olan zaaflara yenik düşmeyecek, içinde yazılanlar yozlaşmadan nesilden nesile aktarılabilecektir. Guru Granth Sahib sabahın erken saatlerinde altın tapınağa getirilip baş köşeye konulur. Tüm gün boyunca okunan kutsal kitap akşam törenle tapınaktan alınır. Altın tapınağın içinde çekim izni verilmediğinden ben de Guru Granth Sahib'in tapınaktan çıkarılma töreniyle videomu bitiriyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bye! Nadie son tu amenazante.